Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulü Muhammed Ali ve sahabe sen ecmain. Kenzül Mükhan Şerhi kitabından hadis sohbetlerine devam ediyoruz. İlim öğrenmek ve öğretmekle ilgili hadis-i şerifler. Peygamberimiz İbn-i Mace'den buyuruyor ki, Kalbisa sallallahu aleyhi ve sellem, ilim talibi olmak her bir Müslümana farzdır. Yani iman ve İslam'ın rüküm ve şartlarını, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını öğrenmek her bir Müslümana farzdır. İlim talibi olmak mutlaka uyulması gereken ilahi emirlerdendir. Rabbimizin emirlerinde farziyet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emirlerinde ise vacibiyet vardır. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye arasında çok az bir fark bulunur. Farz-ı kifayeden kurtulmak için hayati bir mazeret veya önemli bir söz vermiş olması lazımdır. Nasılsa birileri cenaze namazını kılıp cenazeyi kaldırır diyemeyiz. Bir hoca efendi ilimle meşgul, ben öğrenmesem ne olur diye de düşünemeyiz. İbadete ait bilgilerin bir Müslüman tarafından bilinmesi farzdır. Bilenle bilmeyen bir olur mu buyuruluyor. Amel ve ibadetlerimizi bilerek, şuurla ifade edersek manevi kazancımız çok fazla olacak. Rabbimin rızasını kazanacağız. Günlük hayatımızın 10-15 dakikasını ilme ayırmalı, ilmihal bilgilerimizi arttırmalıyız. Haftada en az bir kere de ilim sohbetlerine devam etmeliyiz. Böylece farziyeti yerine getirmiş oluruz inşallah. Amin, amin. Diğer bir hadis-i şerif Suyuti'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Allah için ilim talep edenlerin, yani öğrenenlerin rızkını Cenab-ı Hak umulmadık yerlerden tekeffül eder. Yani umulmadık yerlerden kefildir. Allah için olmayan bir iş insana manevi kazanç sağlamaz. Namazımız, bütün ibadetlerimiz ve hizmetlerimiz Allah için olmalıdır. Bu yönde kendimize devamlı telkinde bulunarak ibadetlerimizi daha makbul hale getirmeliyiz. Ya Rabbi, ben yalnız senin rızan için sohbete gidiyorum, cemaate devam ediyorum diye telkin edersek bu ibadetlerimiz hal haline gelir. Dil ile söylemek ancak çok tekrarlı hal haline, irade hale gelir ve kalbe iner. Böylece ahlak-ı Muhammed'i elde edilir ve kişi ahsen-i takvim, yani en güzel surette yaratılmış haline gelir. Ya Rabbi, kalbimi de bu işe alıştır ve yalnız senin rızan için ibadet ve taatlarımızı eda etmeyi nasip et diye defalarca dille tekrar etmeliyiz. Ya Rabbi, kalbimi de bu işe alıştır ve yalnız senin rızan için ibadet ve taatlarımı da eda etmeyi nasip et diye inşallah. Böylece şeytan bu kimseyi ifsat edemez çünkü hal haline gelmiştir. Allah için ilim talibi olmak da böyledir. Neticesinde de insanların en çok peşinde koştuğu rızık meselesini Rabbimiz hesap edilemeyen yerlerden halleder. Aklımıza gelmeyen yerlerden rızkımızı gönderir. Çünkü rızık Cenab-ı Hakk'ın kefaletindedir. Ama insanoğlu bu kefaleti bildiği ve yaşadığı halde rızık peşinde devamlı koşar. Şeytan hırsla rızık peşinde koşanları çok kolay yoldan çıkarır ve haramlara daldırır. İlimle uğraşan kimseyi ise şeytan kolay kolay kandıramaz. Rabbimiz bizleri hadis-i şerife uyarak yaşayan ve ilim talibi olanlardan eylesin inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i şerif İbn-i Mace'den, Darimi'den, Ahmet bin Hanbel'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kişinin ilmullah'tan, yani Allah katından hikmetli bir söz dinlemesi bir senelik nafile ibadetlerinden hayırlıdır. Hikmet ilim anlamındadır. Burada ilmullah Allah'ın ilmi. Allah ve Resulüne yakın olan kimselerin kalbine Cenab-ı Hakk'ın ilham ettiği bilgilerdir. Sistemli bilgilerin bir arada bulunması ilimdir. Kişinin çeşitli yerlerden öğrenip topladığı bilgiler ilim olmaz. Çünkü sistemli toplanmamışlardır. İlmin başında sohbetlerdir. Sohbetlerle ilme adım atılır, bir ilham alınır ve belli mevzuda sistemli bilgi sahibi olunmaya başlanır. Hikmetin içinde insanın Allah ve Resulünü öğrenip cennete yönelmesi için her türlü bilgi ve faaliyet vardır. Bu nedenle güzel insanlarla güzel yerlerde bulunmak hikmetin şartıdır. Maleani söz ve davranışlarda bulunulan yerlerden ise uzak durmak lazımdır. Hikmetli sözler ancak hikmetli insanlardan dinlenir. Böylece cennete yönlenilir. Böyle bir meclise gelip hikmetli bir söz duymak bir senelik nafile ibadete bedeldir. Daha hayırlıdır. Hikmetli meclislere, hikmetli insanlara devam edilmeli. Böylece ahiret kazancı elde edilmelidir. Sevap denince insanlar hemen vazgeçiveriyor. Ama kimsenin parasına dokunma, hemen karşısına geçiveriyor.
Rabbimiz hikmetli sözler ve meclislerin peşinde olup kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Amin. Ebu Naim'den bu konudaki diğer bir hadisette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kâle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kim övünme maksadıyla ilim tahsil ederse Allah Teala onu cehenneme sokar maazallah. İlim talimi sohbete gelmekle başlar. Sohbetler Cenab-ı Hak ve Resulüne ait bilgiler öğrenilir. Bu da ilmin zirvesidir. Niyet bu olursa şeytan yaklaşamaz. Bu bilgileri dışarıdaki Müslümanlara üstünlük kurmak, övünmek veya dünyaya ait bir menfaat elde etmek amacıyla öğrenenlerin yeri cehennemdir. Rabbimiz muhafaza buyursun. Allah ve Resulünün öğrenildiği bilgiler için nefis ve şeytan araya giremez. Diğer ilimlerde ise kibir ve övme daha fazla olur. Rabbimiz, kibir ve izzet benim rida ve izarımdır. Kim bunlara sahip çıkarsa ben onları helak ederim buyuruyor hadis-i kutsisinde. Nefsin izzeti olmaz, nefis ayaklar altına alınacak bir şeydir. Nefis yukarıda tutulur, istekleri yerine getirilirse kişiyi ezer, mahveder. Bir kimse herhangi bir konuyu ne kadar iyi bilirse bilsin, bunu benden daha iyi bilen biri vardır diyecektir. Yaşlılarda mal hırsı, enaniyet ve takdir edilme isteği gençlerden daha fazladır. Mütevazi olmak ve nefsi kırmak için çalışmamız lazımdır. Ya Rabbi, senin sonsuz ilmin yanında benim bilgim nedir ki? Beni muhafaza et diye dua edecek, toprak gibi su gibi olacağız. Mal, makam, güzellik gibi emanetlerle övünmeyi terk edip mütevazi olarak Rabbimizin rızasını kazananlardan olalım inşallah. Amin, amin.